Hazır eğitim demişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle 105 yeni yurt binasının açılışı yapılacak haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu. Bakan yeni öğretim yılında 415 bin üniversite öğrencisinin bakanlık yurtlarına başvurduğunu açıkladı. 105 yeni yurt binasını açacağız. Dünyanın en geniş kapasiteli, en kapsamlı, en yaygın yurt altyapısı. Dünyada tek arkadaşlar. Bunun başka bir örneği yok. Binlerce öğrenci için yeni yurt binalarının açılacağı müjdesini işte bu sözlerle verdi Bakan Kasapoğlu. Yeni döneme tarihi bir yatak kapasitesiyle başlanacağını vurguladı. Tarihin en yüksek yatak kapasitesi, en yüksek yurt sayısı ve inşallah en yüksek yerleştirme oranıyla bu süreci herkesin mutlu olacağı şekliyle ne yapacağız? Yöneteceğiz ve nihayetlendireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Cebeci site yurdunda açıklamalarda bulundu. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 milyon 5490 öğrencinin üniversitelerine yerleştiğine dikkat çekti. Bunların 502.295'i bulundukları şehirlerde değil başka şehirde okuyacak öğrenciler. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için 415.305 gencimiz başvuru yapmış oldu. Peki yurt yerleştirmeleri nasıl olacak? Öğrencilerimizin gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durum kriterleriyle bir puanlama ve bu puanlama çerçevesinde de inşallah bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yerleştirme sürecini de başlatmış olacağız. İlk yerleştirme sonuçlarının tam tarihi net değil ama kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor. Sonrasında da her pazartesi ve perşembe günleri ek yerleştirmeler olacak. Bu uygulama yıl boyu devam edecek.